Herkese merhaba, iyi akşamlar. Scoutium Akademi Webinar serisinin 5.'sinde Scout Mahmut Sinan Pala ile beraberiz. İyi akşamlar abi, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok güzel bir saat geçireceğimize inanıyorum. Sinan Pala kimdir? Neler yapıyor? İşin özünde aslında ben kendimden bahsetmeyi çok seven birisi değilim. Ama kısa bir özet geçeyim. Şu anda benim 3 adet iş kolum var. Bir tanesi Little Kickers. Büyük onur ve gurur duyduğum çok güzel bir proje. Uluslararası bir franchise. Bunun Türkiye hakları bizim eşim ve benim üzerinde. 1,5-7 yaş arasındaki çocuklara futbol üzerinden spor yaptırarak hem sporu sevdirmek adına hem futbolun ufak temel kurallarını vesairesini öğretirken aynı zamanda da İngilizce öğretiyoruz. Bu benim çok onur ve gurur duyduğum, inşallah çok daha güzel yerlere girecek bir proje. Benim bir numaralı odak noktam bu hayatımda şu an. İki numaralı odak noktam bu yeni kural ve yönetmelik değişiklikleri sonrası bir gayrimenkul danışmanlığı lisansını da aldım. Onu da attık cebe. O da hafif hafif pandemi döneminde okullar kapalıyken vesaire iyi oldu aslında. Boşa geçirmemiş olduk. Üçüncü ve aslında benim hayatımda en çok vakit alan aslında baktığınız zaman işte First Eleven ISM Uluslararası Menajerlik Firmasının da Türkiye koordinatörüyüm. Ve de aslında Türkiye Scout'uyum. Aslında öyle diyebiliriz özet olarak. Buradaki Türkiye'deki hocalar olsun, oyuncular olsun bunlarla alakalı bilgiler veriyorum. Piyasa takibi, pazar vesaire bilgileriyle alakalı. Buradaki takımlarla iletişime geçip onların talepleri doğrultusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani 3 tane şapkam var. Bunun yanında 9 senedir evliyim, 2 tane de oğlum var. Allah Hani, artık stoper tandemi mi olurlar? Allah. Sağ kanat, sol kanat mı olurlar? Biri atan, biri tutan mı olur? Artık onu zaman gösterecek ama futbolcu olmak isterlerse annesi de ben de her türlü yardımcı oluruz inşallah. Bu scoutluk artık tabii hepimizde biraz futbol merakı vesaire var ama bunu bu boyutta yapmak, bu tutkuyla gerçekleştirmek, tırnak içerisinde o scout tarafına evrilme kısmı nasıl oldu? Ben futbol izlemeyi çok seviyorum. Hani sokakta futbol oynayan çocukları görsem bile ve oturup izleyecek kadar hani onları vakit geçirecek kadar seviyorum ben futbol izlemeyi. Aslında buradan çıkıyor. Yani ne kadar çok futbolu seviyorsanız o kadar çok bu işle ilgilenebiliyorsunuz. Çünkü bu işte sizin sevginiz, bu işe olan karşı olan tutkunuz sizi ateşliyor ve götürüyor. Benim nasıl başladı? Ben yurt dışında okudum. Burada yurt dışında okurken yaklaşık bir 6,5 sene yarı profesyonel futbol oynadım ben orada. Burada da Abi. Bursaspor'un altyapısında da kısa süreli bir birlikteliğimiz oldu. Hatta benim filiz lisansım da Bursaspor'dadır. Amerika'da eyalet liginde oynadım ben 6,5 sene yarı profesyonel olarak. Hep böyle bir futbol sevdamız vardı. Hep böyle futbolun içinde olmak istiyorduk tabii ki küçüklüğümüzden beri. Abimle beraber evde az eşyaları kırmadık, şey yapmadık. Bunun haricinde sonra ben Türkiye'ye dönünce sorayım dedim Bursaspor'da ne yapabiliriz, ne edebiliriz yani biz eninde sonunda Bursalıyız. Çünkü biz Bursa'da çok eski bir aileyiz. Bizi yani tanınan bilinen bir aileyiz biz de Bursa'da. Konuşalım dedik hani nasıl bir yararımız dokunabilir diye. O zaman biraz daha ofis tarafında düşünebiliriz vesaire dediler. O zaman olmadı. Ondan sonrasında ben Tarkan Batgün ile tanıştım. O sırada bizim diyalogumuz ilerledi, konuştuk vesaire. Ben de ufak ufak işte blog yazmaya vesaire yazmaya başladım internette. Sonrasında Tarkan Batgün Bursaspor'a gelince dedi ki Sinan sen de gel. Çünkü bizim o zaman genç bir ekibimiz vardı. Ekibin aslında en yaşlısı da bendim. O zaman ben 27 yaşındaydım. Düşün hani ekibin en yaşlısı benim diyorum. Şimdi o ekipten Emre Oğuz arkadaşımız Bursaspor'un maç analisti. Mustafa Er hocamızın ekibinde. Coşkun Özdemir, Ömer Ardağan hocanın ekibinde maç analisti. Tarkan Hoca da yeni Altın Ordu'nun yönetim kuruluna girdi. Yani bizim o sene yaptığımız çok güzel çalışmalar vardı. Bizim için de aslında çok güzel bir iş tecrübesi oldu. Devam etmek de istiyorduk ama yönetimin tasarrufu noktasında biz Bursaspor'dan ayrıldık. Emre ve Coşkun Bursaspor'da devam ettiler. Ben bir sene falan bir ara verdim. Biraz daha ailevi sebeplerden dolayı. Hani benim işim biraz daha aslında hani 7-24 cumartesi pazar maç izleyelim, haldır haldır canlı maç izleyelimden ziyade biraz daha artık nokta atış analizlere doğru evrildi. Bu zamanla artık tabii teknolojinin, dijital dünyanın da verdiği bir kolaylık diyelim biz buna.
Ama diğer taraftan baktığınız zaman o maçlara gitmek, altyapı maçlarını izlemek, amatör maçları izlemek tabii ki bu işin temeli. Yani oradaki o tecrübeyi edinmeden, o bilgileri edinmeden üzerine ekleyemiyorsunuz. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da bu dijital dünya ve bu hızlı teknolojik gelişmelerle de ayak uydurmanız gerekiyor. Scouting'in temel anlamda önemini artık hani herkes buradaki bütün arkadaşlarımız vesaire de biliyor zaten. Bunun ilk aşamalarında baktığınızda bunun kulüpler tarafından algılanması özellikle Türkiye'de çok zaman aldı. Yeni yeni belli noktalara gelmeye başladı. Bu noktada yani scouting gerçekten neden önemli? Bir de şu aradaki farkı da çok biz de hep anlatmaya çalışıyoruz. Scout arkadaşımız da çok iyi biliyor. Scouting sadece genç futbolcuların yetiştirilmesi ya da keşfedilmesi değil. Doğru futbolcunun doğru kulüple, doğru yapıyla, doğru hikayeyle buluşması olarak ben birazcık nitelendiriyorum. Orada o scouting ile ilgili abi senden duyabileceğimiz Sinan Pala scouting'i nasıl tanımlarsın? Şimdi scouting olmadan bir oyuncu veri havuzu oluşturamazsınız. Oyuncu veri havuzu oluşturmadan da doğru kadroyu kuramazsınız. Doğru kadroyu kurmadan istikrar yakalayamazsınız. İstikrar yakalayamadan da başarı yakalayamazsınız. Böyle bir şekilde tüme varım yoluyla gittiğiniz zaman aslında scouting bu işin ilk adımı. Şimdi sizin scouting'de bakmanız gereken benim aslında tanımladığım fayda, fırsat ve fiyat. Şimdi sizin bu üçgeniniz var. Bu üçgenin içini ne kadar doldurabilirseniz sizin aslında o scouting, o oyuncu sizin takımınız için o kadar En faydalı kısa olacak. uzun vadede de yararlı olabilir. Şimdi fayda dediğimiz ne? Sahadaki faydası bir. Artı maddi faydası. Bu oyuncuyu ucuza mı aldın? Bu oyuncuyu ucuza mı oynatıyorsun? Bu oyuncudan para kazanabilir misin? Fırsat dediğimiz kısım potansiyel kısmı. Fiyat dediğimiz kısım da pazardaki değerinin çok üzerinde değil, ederinde ya da ederinin altında mı aldın? Şimdi siz bu üçgeni ne kadar doldurabilirseniz takımınız için o kadar doğru bir oyuncu baktığınız zaman. Şimdi bunun fiyat tarafı gayet lineer bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz. Ucuz, pahalı. Sizin Aynen. takımınızda bir maaş politikası var. Sizin oynadığınız ligde belli bir bonservis politikası, belli bir bonservis havuzu var. Onun üzerine çıkmıyor takımlar, onun altına inmiyor vesaire. Bizim için 2 milyon euro çok pahalı bir bonservis için ama Liverpool için 18 milyon euro hiçbir şey Ozan Kabak için. Bunun yanında fırsat tarafını ölçmek için genç oyuncu scouting'i dediğimiz akademi ya da bu oyuncuların uzun süre işte 12-13 yaşından itibaren takip edilip profesyonelliğe yaklaşınca karar verilmesi noktası var. Ya da bir oyuncu bulursunuz kariyeri düşüşe geçmiştir, çok yeteneklidir. İşte buna çok güzel bir örnek olarak baktığınız zaman Sörloth'u verebilirsiniz. Sörloth Premier Lig'e gitti, istenen patlamayı yapamadı. Trabzonspor'a geldi, kendini buldu Tekrar. ve üstüne ekledi. Şimdi bu fırsat. Çünkü Sörloth'un bir potansiyeli var ama potansiyeli doldurmanız gerekiyor. Bu açıdan baktığınız zaman doğru bir fırsat. Faydasına bakıyorsunuz. Hem sahada faydalı hem de transfer noktasında masada size para getiren bir oyuncu. Baktığınız zaman burada o Sörloth transfer Trabzonspor için baktığınız zaman neredeyse üçgenin tamamını doldurmuş bir transfer. Yani. Bu şekilde bakmak gerekiyor aslında kadro mühendisliğinin temelini oluşturabilmek adına. Yurt dışında 30-40 milyon euroluk futbolcu için bile scouting bile demem yanlış aslında scouting yapılıyor. Geçen işte Emre Özcan'la konuşurken bahsetti. Thiago Alcantara'yı kaç kere izlemişler, kaç kere analiz deniyormuş. Yani Thiago'dan bahsediyoruz değil mi? Kim istemez? Ben size şöyle söyleyeyim. Gareth Bale. Real Madrid'e transfer olurken ne kadar? 100 küsür milyon euroya transfer oldu değil mi? Gareth Bale'ın scout raporu, medikal raporu, karakter analizi raporu ve finansal destek raporu toplam 600 sayfa. Sinan Pala'nın gözünde ya abi demin Sörloth örneği güzeldi mesela. O scouting üçgenini düşündüğünüzde bu tarz akla gelen hepimize ya hakikaten bu adam bunları ne güzel doldurmuştu o üç bacağında diyebileceğiniz başka hangi oyuncular, hangi kulüpler, transferler vardır? Şimdi mesela şey gözüyle bakabiliriz. İbrahimovic 35 yaşında bir oyuncu değil mi? Milan için aslında 3 üçgenin içini dolduran bir oyuncu şu an İbrahimovic. Aynen öyle. Değil mi? Aynen Sahada öyle. inanılmaz bir fayda sağlıyor. İnanılmaz. Para getirmese bile inanılmaz bir popülarite ve PR sağlıyor.
Ki dolaylı olarak para getiriyor demektir bu. Tabii ki. Fırsat mı? Bedavaya aldılar. Evet. Evet, maaşı fazla belki ama bedavaya geldi İbrahimovic. Takıma kaptanlık yapıyor. Yani Aslında çok doğru bir scouting örneği olmuş oluyor. Yani siz bunu normalde işte demek istediğim gibi bunu üstün körü konuştuğunuzda ya İbrahimovic transferi scout transferi mi? Belki de diğerlerinden daha fazla scout transferi. O belki hiç scout'la alakalı bir diyalog olmadı ama baktığınız belki zaman de. Yani üçgenin doğru analiz. doğuran bir transfer. Aynen yani ama kulüp demek ki doğru bu scout'la yapılmış olabilir, antrenörle yapılmış olabilir, futbolcunun kendisiyle yapılmış olabilir. O figürün oraya uyum sağlayacağını zaten belirleyebilmek kulüpler açısından çok önemli. Scoutlar da bunların aslında yardımcı formülleri gibi olmuş oluyor. İbrahimovic mesela çok değişik bir örnek oldu. Çok güzel oldu. Şey olarak bakmamak lazım. Şimdi bizim ülkemizde maalesef diyeyim ekonomik darboğazdan dolayı mecburen artık hep para kazanabilecek oyuncu gözüyle bakılıyor scout işine. Sizin o noktaya gelebilmeniz için şimdi buna bir örnek vereyim. Olympiakos. Olympiakos'un mesela oyuncu maaşları düşüktür. Evet. Olympiakos oyuncu maaşlarını düşük bırakması sayesinde bonservisle oyuncu transfer edebiliyor. Bonservisle oyuncu transfer ettiğiniz zaman iyi yetenekleri alabiliyorsunuz, genç oyuncuları. 1,5-2 milyon euroya getirebiliyorsunuz. Ama siz gidip 34-35 yaşında bir adamı yıllık 4 milyon euro verdiğiniz zaman 2 tane genç oyuncu getiremiyorsunuz o adamın yerine. Şimdi Göktuğ Berk'in bir sorusu var. Hemen böyle aradan soruları da almaya başlayayım. Bu tam da bahsettiğimiz konu. Avrupa kulüpleri ile Türk kulüpleri arasında da bu makas aslında deminden beri söylüyoruz. Türk kulüpleri buraya önem vermeye başladı falan ama o kadar geriden de başladık ki makas giderek açılıyor. Böyle exponential bir artış var Aynen. oradaki makasın açılmasında. Bu noktada yani nereden başlanmalı Sinan Palayır? Yani nasıl, ne yapacağız? Şimdi bununla alakalı kesinlikle bir topyekün bir düşünce yapısına bürünmesi gerekiyor. Şimdi bunu yapan ülkeler var mı? Var. Almanya yaptı, Fransa yaptı, İspanya yaptı ve şu an İngiltere yapıyor. Ne yaptılar? Hepsi farklı bir yolu izlediler. Fransa ne yaptı? Fransa'nın biraz daha etnik kökenleriyle vesaireyle işte Clairefontaine diyelim. Bu şekilde bir altyapı gelişimiyle çok güzel bir jenerasyon çıkardı ve bunu devam ettiriyor. Hani Okay Karaca'nın galiba yanlış hatırlamıyorsam bu 500 milyon euroluk yayın ihalesinden sonra sorduğu çok güzel bir soru vardı. Biz Almanya milli takımı mı olmak istiyoruz yoksa İngiltere milli takımı mı? Bu 500 milyon euroyu nasıl harcayacağımızın cevabı burada. Şimdi Premier Lig dünyanın en şahane ligi. İngiltere milli takımı. En büyük gelire sahip vesaire ama evet İngiltere Şampiyonlar Ligi 1, Premier Lig 2. aynen. İngiltere milli takımı en son ne zaman herhangi bir uluslararası kupada yarı final oynadı? Yani işte tartışmalı bir 66 Dünya Hani Kupası'ndan şimdi bunu gördükleri için de onlar da yeni bir çok ciddi bir yatırıma girdiler mesela. hemen yapılınca Almanya milli takımına bakıyorsunuz. güçlü olduk, değil mi? Almanya milli takımının Bundesliga'sı çok fazla para kazanmıyor ama Almanya milli takımı neredeyse her Dünya Kupası'nda en az yarı final görüyor. Aynen. Yani burada sormamız gereken soru bu. Biz ne yapmak istiyoruz? Biz ligimizi pazarlayıp para mı kazanmak istiyoruz? Yoksa ligimizi pazarlayıp ligimizin üzerinden kazandığımız parayla ülke futbolunu mu geliştirmek istiyoruz? Bu bir yol çizilmesi ve karar verilmesi gerekiyor. Almanya nasıl yaptı? Almanya ta köylere, mahallelere kadar inerek oyuncu aradı. İspanya ne yaptı? Gene altyapıya yatırımla La Masia vesaireyle ilerlediler onlar da bakıyorsunuz. Hani Belçika örneği var. Gelelim abi şu Ozan Kabak mevzuna. Vallahi gururumuz Ozan. Yayından önce de söyledim abi sana. Keşke bir yandan bunun geyiğini sen de yapıyorsun. Onu da gördüm Twitter'dan. Ama bir yandan da içten içe senin de mutlu olduğunu şu anlamda görebiliyorum. Keşke böyle futbolcularımız çıksa da Keşke. utanmasa ya da işte tırnak içerisinde bizi şaşırtsa. Hani belki Sinan Pala için şaşırtıcı bir... Ben hatta bu seviyeye bu kadar çabuk çıkması çoğu insan için şaşırtıcıdır. Bak Bunu ben size net söyleyeyim. farklı Ben şekilde ifade ettin muhtemelen Ozan onu biraz. Kabak'ın bu seviyeye bu kadar hızlı çıkacağını kesinlikle öngörmüyorum. Evet, Ozan Kabak bu seviyeler gelebilecek potansiyeli olan bir stoperdi. Ha, ben size söyleyeyim. Hala bu seviyelere bence şişiriyoruz. Bence hala daha o kadar bahsedildiği kadar üst seviye bir stoper değil. Eğer Liverpool, şu an stajyer Liverpool'da biliyorsunuz 6 ay. 6 aylık stajını tamamladığında Liverpool memnun kalır ve alırsa o zaman
deriz ki artık tamam, artık hani Ozan Kabak elit bir stoper seviyesine doğru hızlı ilerliyor. Ki elit stoper de olmak kolay değil gene. Tabii şimdi ki. Benim orada tweette anlatmak istediğim şey şuydu. Ben onu aslında burada daha rahat anlatabilirim. Twitter'da anlatamıyorsunuz. Ben onu yazdığım zaman Ozan Kabak daha 17-18 yaşında ilk kez profesyonel olmuş. Ve toplasanız 10 maça çıkmamış bir oyuncuydu. Ve tam Ozan Kabak'ın bir potansiyelinin olduğu belli. Bir yerlere varacağı belli. Ama herkes yani işte Ozan Kabak 11 oynasın. Ozan Kabak inanılmaz bir stoper değil abi. Stoper olmak çok zor bir şey. İyi bir stoper olmak cidden çok zor bir şey. Hiç kolay bir şey değil. Diğer tarafta benim o zaman kıyasladığım oyuncu da Ertuğrul Ersoy'du. Ertuğrul Ersoy 21 yaşındaydı. Bursaspor kaptanıydı. Ve milli takıma çağrılmıştı. Milli takımın 4. stoper olarak milli takıma çağrılmıştı. Ama baktığınız zaman Ozan, Ertuğrul Ersoy 21 yaşındaydı ama 100'ün üzerinde profesyonel maçı vardı Ertuğrul Ersoy. 17 yaşından beri profesyoneldi Ertuğrul Ersoy. Şimdi Ozan da 17 yaşında başlamıştı. Benim orada anlatmak istediğim o değil. Şu anki Ertuğrul seviyesi dediğim şey ne? Milli takımın A milli takıma stoper olarak çağrılma noktası. Ozan o zaman için erkendi. Şimdi Rıdvan için de erken mesela Beşiktaş. Niye milli takıma çağrılmıyor diyor. Abi daha bekle, daha adam 20 maç oynamış. 19 yaşındaki çocuk milli takıma çağırmak için Neymar gibi bir şey olması lazım. Çünkü milli takım dediğiniz yer tecrübe isteyen bir yer. Hani sadece iyi oyuncu olmak yetmez. Milli takımı o maç tecrübesi, maç içindeki stresini kaldırabilecek mental nasıl diyeyim birikime ihtiyacı olan bir yer milli takım. Kolay telafisi çok az olan maçlar oynanan yani bir yer. Ozan, yani Ozan şu an baktığınız zaman hala genç, hala önü çok açık ama hala daha elit stoper seviyesinde değil. Ha, oraya ulaşabilir mi? Evet ulaşabilir. Bu hızla giderse daha da hızlı ulaşır. Yani inşallah da ulaşır ama baktığınız zaman şu an hala milli takımın 3. stoperi. Bazı futbol adamları vesaire çok fazla bir oyuncuya takılıp yani ben onu bir kere tuttum o adamı ve ondan geri adım atmamalıyım noktası. Hayır, perform mesela demin gayet Sinan Pala söyledi. Ertuğrul Ersoy o dönem için çok daha öndeydi. Tepe taklak gitti. Bu olabilir. Şu andaki duruma baktığımızda bunu söyleyebilmek bir scout için ben önemli olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın abi? Yani şöyle söyleyeyim. Her şeyi doğru bileceksiniz diye bir şey yok. Ama şunu da söyleyeyim. Verdiğiniz karar o gün için korkmayın söylemekten. Siz çünkü scoutsunuz. Size bana geleceği tahmin et, kehanetlerde bulun demiyorlar. Size diyorlar ki bu konuda fikrin ne? Ne düşünüyorsun? Sizin düşüncenizi soruyorlar. Sizin göreviniz düşüncenizi söylemek. Sen bir şey söylersin. O başka bir şey söyler. Bu başka bir şey söyler. Şu başka bir şey söyler. 5 tane scout'un çapraz bilgisinden toplama ortaya bir rapor çıkar. Scout ekibi bu yüzden vardır zaten. Çok güzel bir nokta. Bizim de Scoutium'da en başından beri olduğu için abi çok iyi biliyorsun. Aslında o çapraz bir futbolcuyu, bir analizi 3 farklı en az scout arkadaşımıza yapmasını sağlamaya çalışıyoruz ki, o imkanı vermeye çalışıyoruz ki ortaya bir o subjektiflikten arınmış bir veri ortaya çıkarma noktası çok kritik. Evet. Ve çok da zor bir iş. Aslında bütün kulüpler, dünya ve biz de buna uğraşıyoruz. Bunu algoritmalarla nasıl sağlayabiliriz? Orada bir daha tutarlı, standart sapması daha düşük olan bir veriye nasıl ulaşabiliriz noktası. Bence o çok doğru. Yani benim o noktada olmak... mesela scouting ilk çıktığında benim scouting'e yaklaşımım şudur. Bir oyuncu ya iyidir ya kötüdür. Bu kadar basit. Bu oyuncu iyi midir? Bu oyuncu iyi ise değerlendirebilirsin. Değerlendirebiliyor musun bu oyuncuyu? O zaman oyuncu kötüdür. Potansiyeli ayrı bir konu. Günlük olarak şu anlık performans olarak söylüyorum. Ben bu oyuncuyu bu takıma monte edersem iyi mi olur kötü mü olur? Tek cevabı budur. Başka bir cevabı yok benim için futbolda. Ben scouting ilk yapılırken de puanlama noktasında şöyle demiştim. Kötü, orta, iyi. Hani belki eski kullanıcılar vardır burada. Aslında scouting'in ilk puanlaması öyleydi. Kötü, orta, iyi. Bu oyuncunun fiziksel özellikleri. Kötü, orta, iyi. Bu kadar. Orta dediğiniz normal bir futbolcu. Hızı normal. Hani çok da hızlı değil, çok da yavaş değil, normal. Çok hızlı, yavaş. Bu kadar. Hani çok fazla detaylandırıp kendinizi kaybetmenize gerek yok. Yani baktığınız zaman. Hadi o zaman birazcık ben de şeye getireyim. Demin çok profesyonellikten bahsettik falan da. Ben böyle naçizane içinde olduğum kadarlık bir soru sorayım. Ya bir futbolcuya baktığında Sinan Pala nasıl anlar? Hani ben Mustafa Hoca'dan birebir dinlediğim için burada söyleyebilirim yine kapalı toplantıda. O şey dediğini ben hatırlıyorum. Şöyle bir kafamı uzattım. Bülent Korkmaz oynuyordu 17 yaşında.
15 saniye izledim. İşte 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda 11 oynattım gibi söylemler olabiliyor. Böyle bir şey var mıdır? Yani o pırıltıyı görmek olayı nasıldır? Neden bunu herkes göremez? Bunu görmek için neye ihtiyaç vardır? Yasin'le biz çok maç izledik aslında. Yasin biliyor benim şeyimi. Hani çok klişe olacak ama ben topa vuruşundan anlıyorum. Herkesin tarzı var. Aynen. Kimisi koşuşundan anlıyorum, kimisi yürüyüşünden. Topa vuruşundan ve benim aslında bir tane daha baktığım yer vardır. Oyuncunun kafa vuruşu. Kafa vuruşu. Kafa vuruşu. Neden? Çünkü kafa vuruşu size zamanlamayı gösterir. Kafa vuruşu size atletik özelliği gösterir. Kafa vuruşu yere düştükten sonra ne kadar zamanda nasıl bir şey yapıyor? Oyuncuyla temas halinde mi? Karar mekanizması. Kafa vuruşu aynı kafa vuruşu aynı zamanda çok teknik de bir şeydir. Hani batajı 1.65'lik adam. Hani kafa golü atmadığı takım yok Türkiye'de. O kadar... Pierre Visser, bilmiyorsanız öğrenin arkadaşlar. Benim scouting konusunda düşüncelerimi ve oyuna yaklaşımımı kimdir? Not alalım abi tekrar bende. Pierre Visser şu an Chelsea'de Abramovich'in danışmanı. 80 küsur yaşında bir adam. Hani bulmadığı oyuncu yok. Hani bizim bu hakiki Ronaldo'dan tutun. De Bruyne'ler vesaire. Evet, evet. Bunların hepsini bulan adam yani. Söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki oyuncunun kariyerini scout değil kendisi belirler. Kesin. Bunu unutmayın. Yani iyi bir oyuncu olabilir. Potansiyeline inandığınız bir oyuncu olabilir. Ben size bir sürü örnek veririm. Yani çok inanılmaz oyuncular gördüm. Genç yaşta oynayan. Ama şu an nerede oynadıkları, ne yaptıkları belli değil. Cengiz Ünder'le alakalı Roma'da eski teknik direktörü şutunu göstermediğini ve şutunu çok hızlı çıkardığını söylemişti. Sence şutunu belli etmemek orta saha ve hücum oyuncuları için kritik bir özellik mi? Burak Başoğlu sormuş. Çok güzel bir soru. Beklenmedik anda şut çıkarabilmek, hızlı şut çıkarabilmek çok göstermesi futbolcunun beklenmeyen bir özelliğinin olması açısından önemli midir diye yorumladım ben. Şimdi bir profesyonel bir kaleciye 25-30 metreden önünüz açık olduğunda kolay kolay gol atamazsınız. Çok iyi bir yere vurmanız lazım. Çok hızlı vurmanız lazım. Nasıl gol atabilirsiniz? Göremediği yere vurmanız lazım. Değil mi? Ya da beklemediği bir anda vurmanız lazım. Göremediği yere vurabilmeniz için de defansın sizi karşılama açısı çok önemli. Değil mi? Ya da öyle bir yerden yapacaksınız ki defans hareket edecek. Aradaki boşluktan çok hızlı bir şekilde şutunuzu çıkarmanız lazım. O yüzden şutunu hızla çıkarabilmek çok önemli. O yüzden kısa bacaklı hücum futbolcuları bu kadar kolay gol atabiliyorlar kalabalıkların içinde. Çünkü çok hızlı bir şekilde şut çıkarabiliyor. Bir scout'un profesyonel hayatta yani futbol ekosisteminde bir kariyer yapması, başarılı olması. İşte Sinan Pala dedi ki ben prensip olarak Türkiye kulüplerinde çalışmayı düşünmüyorum dedi. Ama tabii ki bu bir meslek ve arkadaşlarımız da bu mesleği profesyonel olarak yapmak için aslında çaba sarf ediyorlar. Scout'umla buna bir adım attılar. Önümüzdeki dönemde de bunu nasıl hepsinin de hayallerinde var tabii ki. Belki de gönül verdikleri kulüplere hizmet etmek onlar için çok faydalı olur. Bu noktada çok güzel bir his muhtemelen Sinan Pala bunu deneyimlemiş biri olarak özellikle doğduğu şehrin tuttuğu takımın scoutluğunu yapmış noktada. Bununla ilgili nelere dikkat etmelidir scoutlar? Kendilerini nasıl geliştirebilirler? Çok kısa kısa böyle belki şey yapabiliriz abi. 3 adımda 3 şey söylese Sinan Pala scout şunu 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 yapsın. İşte scout bunu bunu yapsın gibi. Hani çok zor tabii ki ama bir formülize edelim. Akılda kalıcı olsun. Sen onu çok iyi yaptın. Bu çok zor bir iş. Ve çok uzun bir yol. 2 senede, 3 senede başarılı olmanız çok büyük, güzel bir başarı hikayesidir. Yani 7-8 sene bu iş için çaba harcamanız gerekecek. Belki çok az paralar kazanacaksınız. Belki hiç para kazanamayacaksınız. Bu işi bedavaya yapacaksınız. Belki rapor karşılığı yapacaksınız. İlerleyemeyeceksiniz. Bu zor bir iş. Bu noktada sizi destekleyen, sizi destekleyecek bir ailenizin olması önemli. Ve bu işi kesinlikle ilk aşamada sizin birincil ekonomik geliriniz olarak düşünmeyin. Maddi gelir olarak düşünmeyin. Maalesef. Çünkü sizin isminiz, itibarınız ve reputasyonunuz belli bir noktaya gelmeden profesyonel takımlar sizinle çalışmayacaktır. Bu kadar basit. Sizi bu noktaya getirebilmeniz için de nereden baksanız normal şartlar altında en azından 4-5 senelik bir çalışma ve öğrenme periyodundan geçmeniz gerekiyor. Buna hazırlıklı olmanız lazım. Bunun haricinde scout olduğunuzda da iş bitmiyor. Gene çok zor bir iş. Yani hafta sonları maçlara gitmeniz gerekecek. Gecelerce
sabahlara kadar maç izlemeniz, analiz yapmanız gerekecek. Hiç sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen şeyleri yapmak zorunda kalacaksınız belki analizlerle alakalı. Sıkılacaksınız, işletme körlüğü vesaire oluşacak. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Kolay bir iş değil. Çok keyifli bir iş, futbol seviyorsanız evet, ama kolay bir iş değil. Bunun haricinde benim bence scout'un en önemli cephanesi, en önemli gücü kıyas havuzudur. Çünkü scouting işin özünde bir kıyas işidir. Kıyas işi derken işte az önce de örnek verdim. Ertuğrul Ersoy, Ozan Kabak. Çünkü siz bu kıyası yaparken oyuncunun hem potansiyelini, hem anlık performansını, hem de bu oyuncuyu anlatırken nasıl bir oyuncu olduğunu anlatabilmek adına bu kıyası kullanacaksınız. Bu oyuncu şuna benzer bir oyuncu diyeceksiniz karşınızdaki yöneticiye. Çünkü karşınızdaki yöneticisinin kadar teknik teorik bilgiye sahip olmayabilir. Bu noktada kıyas havuzunuzu geliştirmek adına sadece Premier Lig maçı izlemeyin. Sadece Bundesliga maçı izlemeyin. Amatör ligi de izleyin. Yerel ligleri izleyin. Alt ligleri izleyin. İşte Bundesliga 2 izleyin. Vesaire izleyin. İzleyin. Ne kadar geniş bir kıyas havuzuna sahip olursanız o kadar doğru yorumlar yapabilirsiniz. Benim size en büyük tavsiyem bu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yine scout arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Aynı şekilde bu çekimi yaptığımız gün 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü. O yüzden de buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bize bu sohbeti yapabilmemizi, bu şartlarda yaşayabilmemizi, bu topraklarda sağladıkları için hepsine şükran ve minnetle anıyoruz tekrar. Sinan Pala, çok teşekkürler.